Yeni bir milliyetçilik tanımı algılamalı mıyız bu evet, sözlerden? Evet, algılamalıyız. Algılamalıyız. Kızan bir milliyetçilikten, bağıran bir milliyetçilikten, güvenlik merkezli bir milliyetçilikten, sorumluluk merkezli bir milliyetçiliğe. Yani efendim ikiz derenin derdini duyacak bir milliyetçilik. Kesilen ağaçlardan nefesi kesilen bir milliyetçilik. Kirlenen ırmaklardan kanına enfeksiyon bulaşmış duygusu taşıyan bir milliyetçilik. Ümidi kaybolmuş çocuklardan utanan bir milliyetçilik. İntihar eden geliri olmadığı için çocuklarına mahcup olan babaların intiharından kendisinin canına kıyılması kıyılmış gibi acı hisseden bir milliyetçilik. Yani memleketin kaynaklarının israf edilmesinden mahcup olan milliyetçilik. Çocuklarının yurdu terk etmesinden korkan bir milliyetçilik. Nasıl hata yaptık ki çocuklarımız yurdu terk ediyor diyen bir milliyetçilik. Efendim israfın, yolsuzluğun, yoksulluğun varlığını kendisi için utanç sebebi sayan bir milliyetçilik. Şimdi muhtevası bu olan bir milliyetçiliği saygın hale getirmek çok kolaydır. Kızan milliyetçiliğin neresini saygın hale getireceğiz? Bağıran milliyetçiliğin, itham eden milliyetçiliğin. Ben milliyetçiliğin meyvelerini milletin yemesi gerektiğine inananlardanım. Efendim biz memleketin zor günlerine, dar günlerine kavuşsunlar, yetişsinler diye nice evlatlar yetiştirmiş bir hareketiz. Genel müdürlerimiz var, okul müdürlerimiz var, mülki idarede çalıştıracağınız adamlar var, planlama teşkilatında çalışacak adamlar var, bakanlıklarda çalışacak adamlarımız var ve biz bu kadrolarımızı memleketin bu zor günler için yetiştirdik. Biz bugünler için yetiştirdik bu insanları. Bunlar memleketin yükünü çekmek için yetiştirdiler. Sizin varlığınız memleketin zenginliği demek olmalıdır. Sizin varlığınız memleketin kaynaklarının israf edilmemesi demek olmalıdır. Sizin varlığınız efendim memleketin kaynaklarının çarçur edilmemesi. <laughs> Memleket Çok... ya bu, bunlara tekrar milliyetçilik bu değil mi?